sizi ya. Ya aklı var. Yakın bir zamanda. Hak ettiniz bunu, hak ettiniz. Emre, agam ünide İngilizce konuşmaya hangi sınıfta başladın? Ya abi size bir şey söyleyeceğim şimdi. Allah çarpsın diyeceğiniz ki ya sikti git ne anlatıyorum. Bak bu arada güzel sorularınız sorulunca böyle ne güzel muhabbet tatlı tatlı akıyor, fark ettiniz mi? Yani chatte soru olunca. İngilizce konuşmaya ne zaman başladım? Abi Allah çarpsın ben İngilizceyi ne zaman öğrendiğimin farkında değilim ya. Yani gerçekten bilmiyorum. Ama size şöyle söyleyeyim. Benim İngilizcem şu şekilde gelişti. Şimdi siz futbol menajeri bilirsiniz. Benim yaşıtlarım championship menajeri bilir. 2001-2002 senesi. Ben o zamanlar 8 yaşındayım. Championship menajer ve futbol menajerin de atasıdır bu oyun. Orada ben oyuna sardım, tamam mı? Hala oynuyorum bu arada. Aradan 20 sene geçmiş. Köpek gibi oynuyordum. Akabinde de hepimizin evinde vardır birçoğumuzun. Red House'un sözlükleri vardı böyle. Ebesinin amı gibi amına koyayım. Sanki içinde Orhun anıtlarının şeyi yazıyor böyle. Kırmızı kapaklı bir Red House sözlük. Oradan mesela oyuncum sakatlanırdı amına koyayım. Hemen o sözlükten bakardım. Ne olmuş oyuncuya falan filan. Benim İngilizcem böyle böyle gelişmeye başladı. Ne olmuş oyuncu? Yani evet, anası sikilmiş. Oo, anası sikilmiş falan. Aynen. Ya mesela oyuncu mutsuz bu orospu evladı derdim. Neden mutsuz? Hemen sözlükten açar. Oyun Türkçe değil, İngilizce ya. Bu orospu evladı derdim. Neden mutsuz? Hemen açardım, bakardım, araştırırdım. Benim İngilizcem daha birinci, ikinci sınıfta böyle böyle bir gelişmeye başladı. Sonra... Ben biraz ruh hastasıyımdır arkadaşlar. Adam. Biraz. Akabinde ben bu işi büyüttüm. Küçükken hepimizin ekstra bir hayal dünyası olur ya, hatırlayın o ilkokuldaki hallerinizi. Maçı yapıyordum. Maçtan sonra da ayna karşısında İngilizce basın toplantısı yapıyordum kendi kendime. Amına koyayım. Takım elbise giyiyor muydun abi? Yani bugün zor bir maç oldu ama kazandık. Mesela Liverpool'un menajeriyim oyunda. Bugün zor bir maç oldu lakin kazandık falan filan. Takıldığım kelimeleri de Red House'tan bakıyordum. Bir tek İngilizce böyle şey çekiyordu. Sonra 4. sınıfta bizde İngilizce başladı chat. İngilizce dersi geçmeye başladı. Şimdi ben 4. sınıfta da kaynaştırma öğrencisi gibi bir şeydim amını sikeyim. Deli olduğum için, yani hiperaktif, rahatsız bir çocuk olduğum için. Yani mesela sınavlardan böyle hep 30-40 alırdım. Ama öğretmen karneme 5 yazardı ilkokulda, yani sıkıntılı bir çocuktum. Neyse. Abi İngilizcenin ilk sınavı bir geldi. Sınıfta bir tane yüz alan var. O da benim. Herkes çok amına koyayım. Nasıl aldı? İkinci sınav bir daha yine yüz. Bu sefer icneye döndü biliyor musun? Şimdi İngilizce hocası farklı ya. Hoca mesela sınıfa kızıyor. İşte hepiniz konuşuyorsunuz ediyorsunuz. Bakın Ataberk tek başına ders çalışıyor falan filan. Sınıfın öğrencisi olmaya döndü ya. Bunu sınıf öğretmenine söylüyorlar. Sınıf öğretmeni bizim Ataberk mi diyor. Allah Allah falan. Abi neyse, benim İngilizce yani artık yavaş yavaş derslerini de görmeye başlayınca bir de ilgimi çekiyor. Yani tek başarılı olduğum ders amına koyayım. Hoca tatlıya bir şey yazıyor, pıt hemen daha millet parmak kaldırmadan söylüyorum falan. İyice gelişmeye başladı. Lise 1'i okuduk. Lise 1'de ben burada e-okul notlarımı açmıştım. 5 tane 2 var. Geri kalan hepsi 3 amına koyayım. Bölüm seçeceğiz. Bölüm seçmek için belirli bir ortalamanın üstünde olması lazım. Bir tek İngilizce var. Sağlam. Dedik ki dil seçelim. Dili seçtik. Lise 2'de de başladı. Orada da biraz çatır çutur konuşmaya başladım. Her şey gidiyor. Bu arada futbol menajer oyunları hep İngilizce oynuyorum. Telefonu havalı olayım diye İngilizce kullanıyorum falan. Var ya öyle mallar. O mallardan biri bendim işte. Telefonu İngilizce kullanıyorum. Herkes böyle şey. Oha, telefonu İngilizce mi kullanıyorsun? Evet, İngilizce. Vay erkek ya. Yani abi, vardır, aranızda da vardır. Şu an lise çağında olup da telefonu İngilizce kullanıp havalı olduğunu zanneden o mallardan biri bendim. Şu an yaptığınız sizinki de mallık. Tabii bunu başka bir amaçla İngilizce kullanıyorsunuz, onu bilemem. Ben tamamen havalı olma amacıyla kullanıyordum. Neyse. Böyle gitti geldi. Akabinde de tercihlerimize mütercim, tercümanlık yazdık. Ben bu sefer de bir sınav vardı moruk. Hazırlığa atlama sınavı. Orada da sıçtık. Girdim şeye, hazırlığa. Lan hazırlıkta da sıfırdan İngilizce öğretiyorlar üniversitede. Yanımdaki mekanik elektronik mühendisi okuyor. Solumdaki inşaat mühendisi okuyor. Ben mütercim tercümanlık okuyorum. Benim her sınav yine yüz amına koyayım. Adam. Abi benim aslında ben üniversitede de başarılı bir öğrenci olacaktım. Bunu size daha önce anlatmış olabilirim. Bir kere daha anlatayım. Dinleyen arkadaşlar da bir kere daha dinlesin. Ben direkt şeye geçtim. Bölüme. Bölümde mütercim tercümanlık. Bak ilk zortladığı yer ve bir iki zortladığı yer var. Dedim ki bölümde
mütercim, tercümanlık falan filan. Bana dedim çeviri yaptırırlar. Ben dedim ortalığın amına koyarım. Hiç unutmuyorum. Dediler ki Almanca var. Seçmeli yabancı değil. Dedim amına koyayım İngilizce biliyoruz, Almanca'yı da dedim öğreniriz kendi kendime. O hocanın derse ilk geldiği günü hiçbir zaman unutmayacağım arkadaşlar. Hoca sınıfa girdi. Wie heißt du? Dedi. Aşağıya oy 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 oy. Bir girdi amına koyayım. Lan sağımdakine bakıyorum hocaya cevap veriyor. Solumdakine bakıyorum hocaya cevap veriyor. Oradan bir çocuğa soruyor. Almanca konuşuyorlar. Kafamda bir şöyle dedim ki ya bu ip neler dedim. Almanca biliyor olabilir mi dedim. Böyle bir müşküle düştüm. Dedim ne olur dedim böyle bir şey gerçek olmasın. Anlattı anlattılar anlattılar anlattılar. Ders bitti. Hocanın yanına gittim. Dedim hocam bir sorun var. Şöyle oğlum dedi. Dedim galiba dedim ders sınıftaki dedim herkes dedim Almanca biliyor dedim. Herhalde dedi yani mütercim tercümanlık okuyorsun dedi. Almanca dedi bilmen dedi şart. Dedim ben dedim hayatımın ilk Almanca dersini gördüm bugün dedim. Kadın böyle çok oldu. Sen dedi nereden geldin oğlum dedi. Hangi köyden geldin dedi. Dedim ben dedim düz lise mezunuyum. Normalde düz liselerde dil bölümü yok arkadaşlar. Bizim lisede vardı dil bölümü. Kadın da böyle bir şok oldu amına koyayım. Akabinde dedi ki oğlum dedi Allah dedi yardımcın olsun. Git dedi ders al. Aynen dedim ben de ders alırım amına koyayım. Sonra linguistik, linguistik. Kesin dedim alırım. Yarın dedim başlıyorum dedim ders alma. Sonra baktım çeviri dersi falan gayet güzel. Çatır çutur çeviri yapıyorum. Translate dersi var. Direkt çevirimi mevirimi yapıyorum amına koyayım. Ama onun dışında linguistik dersi, dil bilimi falan patladık arkadaşlar. Nasip değilmiş yani amına koyayım. Non-olay ve yayıncıları işler atmış. Biliyoruz kardeşim Kürşat'ın bamya. Yani bunu daha dün işledik bu konuyu. Allah yardımcıları olsun. Ne? Kürşat'ın bamya mı? Kültürlü bamya. Oğlum yazık lan çocuğa amına koyayım. Gerçekten ya Kürşat'ın bamyaysa? Bizdensin Kürşat abi. Hayır. Tebessümün etti. Yazık günah. Annesi babası sevmek için mikroskopla geziyordur evde amına koyayım. Görebilmek için. Annem babam niye sevsin abi benim şeyimi ya? Allah Allah. Hayır oğlum çocuk direkt oysa yani anladın mı? Ebat oysa amına koyayım. Sana da vallahi bak. Buna da yaptığımız her şakayı açıklamak gerekiyor chat ya. Vallahi billahi. Hayat hikayesi. Ya Mikail ilk kez yayınlara geliyorsun sana sıfırdan doğma bugüne. Bu adamlar benim hayat hikayemi 8 senede dinledi amına koyayım. Gelmişsin ilk kez yayına hayat hikayesi. Ne lan hayat hikayesi? Şey mi Tarkan mıyım ben amına koyayım? Film